Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Şeyda. Bugün birlikte yayın evinden gelen kargolara bakacağız. Paketlerin çoğunu devirdim ama şöyle göstereyim. Şimdi bunların hepsini açacağız birlikte. Ben bunların hepsini geldikleri gün tabii ki açtım ve kitaplara baktım. O yüzden herhangi bir şaşırma belirtisi görmeyeceksiniz. Hangi kitaplar geldiğini çoktan biliyorum. Ama yine de video çekip size göstermeden kitaplığıma kaldırmak istemedim. Sağımda da kocaman bir sivilce çıktı. Gerçekten bu videoda iki kişi açıyoruz kargoları. Neyse, ben diyorum ki önce küçük paketleri açalım şunlar gibi. Ondan sonra büyük kutulara geçeriz. O zaman ben yavaştan ilk paketlerimle başlıyorum. Bu gördüğünüz zarftaki kitaplar Doğan Yayın Grubu'ndan geldi. İçinde hatırladığım kadarıyla Doğan ve Dex'ten kitaplar var. Genki Kawamura'nın Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı isimli kitabı çıktı içinden. Eğlenceli, yüreğinizi ısıtacak, modern hayattaki anlam arayışımız üzerine eşsiz bir hikaye diyor. Dex yayınlarından gelmiş bu kitap. İsmi çok ilgi çekici. Kitaplar hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yoksa bu video çok fazla uzayacak ve çok uzun bir video olmasını da istemiyorum açıkçası. O yüzden şöyle ufaktan bir bana çağrıştırdıklarını söyleyip geçeceğimi düşünüyorum. Bu arada ikinci kitabımı çıkarıyorum. Genki Kawamura. Bu galiba Japon edebiyatından bir kitapmış gibi geliyor bana. Milyon Dolarlık Adam. Bu da Doğan kitaptan gelmiş. Para özgürlük müdür yoksa bir pranga mı? Evet, Japon edebiyatına ait bir kitap. Ve Japon edebiyatını gerçekten çok seviyorum. Kitaki'den çıkan o Japon klasiklerini de çok seviyorum. Mesela biriktiriyorum hala. Üçüncü paketimizi de açalım. Bu da Genki Kawamura'nın az önce gösterdiğim yazarın bir diğer kitabı, Annem Kokan Çiçekler. Bu kitabın ismi çok güzel. Annesi Alzheimer olan bir adamın annesiyle ilgilenirken hafızasının canlanması ve bununla birlikte yaşadığı içsel devinimlerle alakalı bir kitap sanırım, arka kapağında okuduğum kadarıyla. Bir anne olarak çok daha fazla anlam yükleyerek okuyacağımı düşünüyorum bu kitabı. O yüzden yakın zamanda listeme ekleyeceğim. Diğer paketime geçiyorum. Bunun içinde galiba 2-3 tane kitap var. Ha, bir tane ama kalın. Dick Riordan ve Mark Oshiro'nun Percy Jackson evreninden Güneş ve Yıldız kitabı. Bu kitabı gerçekten çok istiyordum çünkü Percy Jackson ve Olimposlular benim ortaokuldayken okuduğum ve çok sevdiğim bir seriydi. Ama o zaman alıp okuduğum kitapları gerçekten ne yaptım, nereye verdim asla bilmiyorum. Ben de 100. yıl özel baskılarını almıştım. Bu sandık şeklinde olanı. Bunu da koleksiyonuma yanına ekleyeceğim. Ve uygun olduğum zaman da mutlaka okuyacağım. Şimdi şöyle sıradan tekrar elime bir paket alıyorum. Bu da ufak bir paket. İçinde sanırım tek kitap var. Bu yanlış hatırlamıyorsam Merve Hanım'ın gönderdiği, Merve Başcumalı'nın yeni kitabıydı. Bunu açalım kız. Evet, Timaş Çocuk'tan çıkmış yeni kitabı, Yolunu Kaybeden Çorap. Bu kitabın güzelliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz renkleri, kapağı muhteşem yani. Çok güzel çizilmiş. Çizeri Tuğçe Çelenk. Gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü çocuk kitaplarının bence yazarı kadar çizerleri de çok önemli. Mesela ben Merve Özcan'ın gerçekten yazarlığı kadar çizerliğini de çok beğeniyorum. Ve yavaş yavaş Merve'nin çocuk kitapları alanında çizdiği kitapları da kitaplığıma eklemeyi düşünüyorum. Yağız için biriktirmeyi düşünüyorum. Kitabın da kapağı benim aşırı hoşuma gitti. İçinde de çizimler var bu arada böyle. Böyle renkli paragraflar var. Harika gözüküyor gerçekten ve çocuk kitabı okumayı çok seviyorum. Siz benim Nuri Ecmen lansman vlogu videomu izlediyseniz eğer bu paketin içindekileri zaten biliyorsunuzdur. Ama ben bu videoda da açmak istedim o videoyu izlememiş olanlar için. Burada Merve Özcan'ın kitapları var. İlk olarak En Güzel Koşu var. Bu En Güzel Koşu'yu ben ofisten arakladım biraz. Dedim ki ben bu kitabı da istiyorum ve aldım. Merve Özcan'ın yine Gülce İlk Gençliğim Aştan kitaplarından bir tanesi. Bu kitabı da tabii ki imzalattım Merve'ye. Lansman için gittiğimiz kitap buydu. İki tane kaptım ben, bir tane kendim için, bir tane Yağız için. Bakın, kitaplardan bir tanesi benim adıma, bir tanesi ise Yağız adına imzalı. Çok güzel. Bu kitabı Yağız için saklayacağım. Yerde okuması için. Bu paketin içinde böyle bir teknoloji çizelgesi çıktı. İnanılmaz bir fikir. Gerçekten işte şu an çocuk olasım var. Eğer çocuk olsaydı ve bana böyle bir şey hediye edilseydi gerçekten teknoloji tutmak isterdim. Sürekli teknoloji tutmaya çalışırdım. Bu afişlerden bir tanesini de Yağız için imzalattım ve bunu da saklayacağım. Allah ömür verir de o günleri görebilirsem eğer oğlumun çocuk olduğu, teknoloji tutabilecek yaşa geldiği dönemleri, bunları ona verip birlikte doldurmak istiyorum. İçinde bir şeyler daha var. Bir sticker seti var. Ecmen stickerları ve çizeri tabii ki Merve. İlk oruç hurması var. Bakın. Bunları da size göstermiş olayım. Yanımda duran tepecikten bir paket daha alıyorum. Bu kargo Beyaz Balina yayınlarından geldi. Beyaz Balina'dan çıkan son kitaplar. İki Saklı Orman. Klasik gibi okunuyor. Bayıldım diye bir ithafı var. Bir ödülü var. Şu an adını okuyamayacağım. Yabancı bir ödül almış kitap. Kendine karşı nazik ol. İnsan olmak kolay değil yazıyor önünde de. Her şey konuşur. Yalnızca aynı dili konuşmazlar.
Arkasında öğretmenlerin tavsiye ettiği kitap diye plan bulunuyor. Bu da bence çok önemli bir şey. Çünkü bu kitaplar genel olarak ortaokul ve üstü düzeyde oluyorlar. Ve diğer öğretmenlerin, ebeveynlerin bu tarz kitapları çocuklara önermeden önce dikkatli olması gerekiyor. Bir sonraki kitabımızın kapak tasarımına bayıldım. Renkleri harika. Dünyayı Bisikletle Dolaşan Çocuk serisinin yazarıymış. O seriyi ben bilmiyorum henüz. Ama şu an bu kitabın kapağına bayıldım. Okyanusu Kürekle Geçen Kız. Kapağı bu şekilde. Son kitabımız ise Susuz. Herkesin su yarışabildiği bir dünya hayal edin diyor ve bunda da öğretmenlerin tavsiye ettiği kitap damgası var. İmkansızlıklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen cesur bir kız çocuğunun ilham veren hikayesi. Geçtiğimiz Kadınlar Günü'nden sonra böyle bir paket açmak ve bu kitapla karşılaşmak gerçekten çok güzel. Bu kitapları da yakın zamanda okunmak üzere merak ederek kitaplığıma kaldıracağım. Beyaz Balina yayınlarına çok teşekkür ederim. Evet, devam edelim. Burada yine tek başına bir paket var. Bu paketin içinde ne olduğunu tabii ki yine biliyorum, henüz açmamış olsam. Biz TÜBİTAK yayınlarının dergi serisine aboneyiz neredeyse bir yıldır. Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Binik diye 3 tane dergi aboneliği var. Fiyatı o kadar uygun ki şok olursunuz. Gerçekten şok olursunuz. Yani bu fiyatlara bu kadar kaliteli dergiler gelmesi mükemmel ki jenerasyonumda çocukken Bilim Çocuk biriktirmemiş bence çok az çocuk vardı. Ben şu an bile eve Bilim Çocuk dergisi geldiğinde aşırı heyecanlanıyorum. 3 dergi de çıktı paketin içinden. Bilim Çocuk, Bilim Merkezi'nde Uzay Macerası. Bu ayki Bilim Çocuğun teması uzay. Bu ayki Bilim ve Teknik dergisinin konusu da bilim merkezleriymiş. Meraklı Minik. Meraklı Minikleri ben yaz için biriktiriyorum bu arada. Hiç açmadım hiçbirini. Saklıyorum yaz için. 3 yaş ve üzeri diyor. Yaz 3 yaşını geçtikten sonra bunları birlikte açıp incelemek istiyorum hepsini. Bu ayki Meraklı Minik teması ise basit makineler. Çok güzel. Bunlar aslında benim para vererek, satın alarak üye olduğum dergiler. Ama yine de bu videoda göstermek istedim. Yani bir PR gönderisi değil. Bunların parasını kendim ödüyorum. Haberiniz olsun. Şimdi önümde 4 tane kutu kaldı. Bu kutuları açalım birlikte. Bu galiba Olimpos'tan gelen kargo. Evet. Bu ay Olimpos'tan gelen kitapları da gerçekten çok merak ediyorum. İlki Frida McFadden'ın. Bu yazarın diğer kitaplarını da çok merak ediyorum. Özellikle Hizmetçi serisi. Hizmetçi serisini muhtemelen ben kendim satın alacağım çünkü şu an elimde yok. Bu yazardan okuyacağım ilk kitap olacak. Bazen gerçek öldürür, sakın yalan söyleme diyor kitabımız. Sakın yalan söyleme. Hizmetçi serisini çok seviyorlar. İnanılmaz seviyorlar ve ben gizem gerilim okumaya bayılırım. Kaliteli gizem gerilim kitapları bulmak da bence çok kolay değil. O yüzden ilk bu kitabını okusam da Hizmetçi serisini de mutlaka kitaplığıma ekleyip okuyacağım. İkinci kitabım Gölgeler ve Hükümdarlar serisinin birinci kitabıymış. İşaretlinin şarkısı. Bak, tasarımı çok hoşuma gitti öncelikle. Ayraç çıktı. Karakter kartı var. Bu şekilde yapay zeka ile hazırlanmış karakter kartlarını ben çok beğeniyorum. Bu dönemde birçok yayın evi yapıyor bunu. Siz asıl iç kapağına bakın. Bayıldım. Cildine bayıldım. Gerçekten çok güzel. İçinde bir harita da var. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Ben de evrenleri olan kitapları çok severim. Ve içinde bir harita bulunması bu kitabın kendine ait güzel bir evreni olduğunu gösteriyor bana şimdilik. Umarım çok severim ya. Çok güzel bir vibe aldım bu kitaptan. Diğer kitapları çıkaralım. Gösterileceğim iki kitap, bir seri. Serinin birinci ve ikinci kitabı. Sadece bir canavar bir kahramanı öldürebilir. Vanessa Lee'nin kitabı. Diğeri de Unutulmuş Bir Kahraman. Canavarlar Üçlemesi'nin birinci ve ikinci kitabı. Kitapları muhtemelen karton kapağıyla siz biliyorsunuz. Bu ciltli halleri yabancı gelebilir size şu an ama karton kapak versiyonlarını görünce muhtemelen bu seriyi hemen tanıyacaksınız. Ben karton kapaklarındaki o kapak tasarımını çok da beğenmediğim için açıkçası bu kitaba çok ilgi duymuyordum. Ama ciltli versiyonlarını çok beğendim. Cildine de bakalım. Tüm tasarımları bir kere gerçekten çok havalı bence. Şu şekilde tekrar göstereyim. İç ciltlerini de göstereceğim şimdi size. İç ciltleri de böyle. Tüm tasarımlarını iç cildinden daha çok beğendim. İşaretinin şarkısında iç cilt kesinlikle daha güzeldi mesela. Bunun içinden de bir karakter kartı çıktı. Aynı şekilde yapay zeka tarafından tasarlanmış. Size alışveriş videosunda söylemiştim. Bu aralar Olimpos'un kitaplarını çok beğeniyorum. Bu yüzden yakın zamanda Olimpos kitaplarını okumaya ağırlık verdiğimi görebilirsiniz. Bir diğer kutumu alıyorum elime. Bu kargo Timaş'tan gelmiş. En sevdiğim. Benim her ay dört gözle beklediğim genç Timaş kargo. İçinden önce böyle bir kutu çıktı. Dikkat, ağlayabilirsiniz diyor. Bırak Deniz'in Ardında kitabının görseli var. Dikkat, ağlayabilirsiniz de. Bu galiba bu kitabın yanında promosyon olarak gönderilmiş. Parlak Deniz'in Ardında yine genç Timaş'tan çıkan Yankı Dağı isimli kitabının yazarından. Şu şekilde bir şey göndermişler. Bakın, peçete. Ağlayabilirsiniz diye peçete göndermişler. Kim akıl ettiyse gerçekten çok tatlı bir promosyon olmuş. Ama bu biraz beni korkutmadı da değil. Demek ki o kadar
Sırlar Duygusal Kitap. Tudan çıkan bir diğer kitabım. Kayahan Demir'in Kayıp Sırlar Muhafızı Bir Zamanla Yolculuk Polisiyesi. Daha öncesinde de sizlere Instagram'da Kayahan Demir'in birçok kitabını paylaşmıştım. Kelemini çok sevdiğim bir yazar. O yüzden yeni kitabını da çok merak ediyorum. Parlak Deniz'in ardında tasarımıyla bir Mart ayı takvimi şekilde ve bunun arkasında bir harita var. İstanbul haritası bu. Bir tane kolimiz kaldı açmadığımız. İkisi de Gülce Çocuğa ait. Gülce Çocuk Timaş yayınlarının alt markalarından bir tanesi. Bir seri gelmiş. Planet Ömer serisi. Şunlara bakın. İnanılmaz güzeller. İlki Planet Ömer okulun yeni kahramanı. İkincisi Planet Ömer beklenmedik süper dedektifler. Üçüncüsü Planet Ömer olağanüstü kurtarma görevi. Ve sonuncusu da Planet Ömer vay başıma gelenler diye 4 tane kitap. Çocuk kitabı ve ödüllülermiş bunlar yine. Gülce Kitap benim Timaş Yayın grubunun çok sevdiğim bir alt markası. Çocuklara daha çok dini sevdirecek türde kitaplar çıkarıyorlar ve bence bu konuda çok başarılılar. Ben özellikle anne olduktan sonra ki daha önce de fikirlerim bu yöndeydi ama bir çocuğum olduktan sonra daha çok bunu düşünmeye başladım. Bence bir çocuğa dini eğitim tamamen ailesi tarafından verilmeli. Eğer çocuğunuza dini eğitim vermek istiyorsanız bunu ona baskıyla, ibadetleri zorla yaptırarak sağlayamazsınız. Çocuğunuza öncelikle dinin yaratıcısını, peygamberlerini öğreterek onları sevmesini sağlamalısınız ve bunu da en iyi kitaplarla yapabilirsiniz. Bu yüzden Gülce Kitap'ın bana gönderdiği kitapları çok önemsiyorum ve Yağız için koruyarak saklayacağım bu kitapları. Bir de şey çıktı. Az kalsın göstermeyi unutuyordum. Karakter çizimli kartlar var. Bir bakalım kim yazılı. Açmam gereken son bir kutu kaldı. Dediğim gibi bu da Gülce'den gelen bir kutu biliyorum. Daha önce açtım. Ve bu kitaplar o kadar güzel ki. Yerler Eğitimi serisinden. Fenerli Arabul kitapları. İçindeki sesi duyan panda. Bu kitaplar nasıl biliyor musunuz? Bakın bu şekilde. Burada böyle bir tane siyah bir film var. Burada şu pandanın yanında da fener var. Gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu feneri sayfanın şu alt köşesinden takıyorsunuz. Şimdi dikkatli bakın. Bunda parladığı için daha açık renkte gözüküyor ama aslında burası böyle simsiyah duruyor. Ve fenerle böyle bu hayvanları bulabiliyorsunuz. Bakın feneri hareket ettirerek. Çok güzel ya. Ben bunlarla Yağız'ı bir oynatırım var ya. Aklı gider bu kitaplara. Bir tane sticker kartı çıktı bu şekilde yine. Çok sevimli. Yine bir tane daha Fenerli Arabul kitabı var içinde. Gagasını göremeyen Tukan. Bakın. Bu da aynı şekilde dediğim mantıkta. Burada çıkardığımız bir feneri var. Buraya tık. Buradaki hayvanları görebiliyoruz. Çok güzel. İçinden bir tane de kitap çıktı. Sevimli hayvanlar peygamberimi anlatıyor diye. Bakın bahsettiğim şey bu aslında. Yani bir çocuğa peygamber efendimizi anlatmak için böyle güzel kitaplardan başka ne yapabiliriz? Yani bayılıyorum bu kitaplara gerçekten. Mesela bu kitapları Yağız'a masal anlatabileceğim, hikaye okuyabileceğim yaşa geldiğinde ben onu okuyabilirim. Daha sonra okul öncesi döneme geldiğinde de kendisine verebilirim okuması için. Bu yüzden dediğim gibi benim için çok kıymetli kitaplar. Ve bunları güzel bir şekilde koruyarak Yağız için saklamayı düşünüyorum. İçinden yine bir tane kart destesi çıktı. Sevimli Hayvanlar Peygamberimi Anlatıyor kitabının bir görsel kart destesi bu. Böyle içi de sevimli sevimli kartlar bulunuyor. Bitti galiba. Evet. Kutularımız bitti. Umarım bu kitapların hepsini yakın bir zamanda okuyabilirim ve sizinle yorumlarımı paylaşabilirim. Ben bu harika kitaplar için bütün yayın evlerine çok teşekkür ederim. Doğan Kitaba, Olimpos'a, Timaş'a, Genç Timaş'a, Gülce'ye ve Beyaz Balina yayınlarına şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğeni tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.